dikkat! Günün en önemli yarışı başlamak üzeredir. Safkar Arap atları arasında yapılacak olan bu yarışta isimlerini vereceğimiz şu 5 at koşacaktır. Hakan, Yıldırım, Güllü, Rüzgar ve Çakmak. Ne dersin Osman Efendi? Hakan yarış alır mı? Evel Allah beyim, bugüne kadar hiç yüzümüzü kara çıkardı mı ki? Bana sorarsanız yarışın tek favorisi Hakan'dır. Hı hı. Ne o Osman Efendi? Bakıyorum bizim Yıldırım'ı pek küçümsüyorsun. Yo, estağfurullah beyim. Yıldırım da iyi hayvandır ama kusura bakma, Hakan başka. Hiç boşuna uğraşmayın azizim. Bizim Osman Efendi'yi Hakan'dan başka at beğendiremezsiniz. Haksız mıyım beyim? Elime doğdu benim. Onu ben yetiştirdim. Hakan'ı canım gibi severim. Doğrusu böyle bir seyisiniz olduğu için çok şanslısınız Orhan Bey. Hadi girelim ha, bak Vay Murat! Sen nereden çıktın oğlum? Ne zaman geldin Ankara'dan bakayım? Gel şöyle. Biraz evvel babacığım. Sizi burada bulacağımı bildiğim için uçaktan iner inmez bir taksiye atlayıp doğru buraya geldim. Çok iyi ettin. Nereden aklına esti bu ani ziyaret? Fakülte bir hafta tatil. Sizleri de çok özlemiştim. Ben de seni çok özledim yavrum. Anlat bakalım. Derslerden ne haber diye sormuyorum çünkü ne kadar iyi bir talebe olduğunu bilirim. Yarışı mutlaka alacak. Daha belli olmaz. Hakan'ın nasıl bir hayvan olduğunu siz de bilirsiniz. Dünyada yarışı vermez. Bizim Yıldırım'la başa baş gidiyorlar. Durun bakalım, daha yarış bitmedi. Hadi yavrum, hadi Hakan, göster kendini! Yıldırım'a bir kere daha geçti. Müthiş bir ata sahipsiniz. Sizi tebrik etmek isterim. Çok naziksiniz dostum. Fakat sizin Yıldırım da iyi bir yarış çıkardı yani. Evet, iyi bir attır. Ama anlıyorum ki Hakan'dan yarış almasına imkan yok. Hakikaten öyle. Aferin benim güzel yavrum. Senden ne kadar iftihar etsem azdır. Ben yarışı alır demedim mi beyim? Sana da teşekkür ederim Aktay, iyi bir yarış çıkardın. Keramet bende değil, onda beyim. Hakan'a binip de yarış kaybeden şokeye ben şokey demem. Asıl keramet Orhan Bey'de. Hakan'ı o yetiştirdi. Beyefendi, müsaade ederseniz onu götüreceğim, dinlenmesi lazım. Tabii, tabii Osman Efendi, götürebilirsin. Babacım, burada daha çok işiniz var mı? Hayır yavrum, çiftliğe gidebiliriz artık. Biliyorsunuz bu akşam çiftlikte birkaç dostun iştirakiyle ufak bir toplantımız var. Jale Hanım kızımızla sizi de bekliyoruz. Hı hı. Şekerim, çok şirin. Çok. Şuna bak. Çok güzel bir köpek. Adı ne? Lord. Her şeyiyle benim uğraşmam lazım. Açlıktan ölse benden başka kimsenin elinden bir şey yemez. Allah Allah, ya. Tuhaf şey. Niye tuhaf olsun? Hiç kimsenin kendisini Orhan Bey kadar sevemeyeceğini biliyor hayvan. Gel Murat. Dostlarım, işte size bahsettiğim oğlum Murat. Gel bakalım delikanlı, misafirlere bir merhaba de.
Merhaba delikanlı. Merhaba. Merhaba. Aslan gibi maşallah. Neden daha önce görüşmedik? Ankara'da okuyordu ondan. Seneye fakülteyi güzel bitiriyor. Çok güzel. Hadi bakalım Lord, senin yatma vaktin geldi. Hadi marş marş! Bravo. Çok terbiye edilmiş. Hoş geldiniz efendim. Biraz geciktik galiba. Ne yaparsınız? Hanımların süslenip evden çıkmaları uzun sürüyor. İşte buna iftira derler azizim. Benim güzel kızımın süslenmeye ihtiyacı yok ki. Hele Murat'ın da burada olduğunu duyunca bir türlü giyici elbiseyi seçemedi. Amcacığım, beni mahcup etmeden de duramazsınız. Yok canım. Jale'ye hoş geldin demeyecek misin? Merhaba Jale, hoş geldin. Hoş bulduk Murat. Jale bu akşam senin misafirin. Onunla meşgul olmalısın. Hadi bakalım. Tabii babacığım. Birbirlerine çok yakışıyorlar değil mi? Evet, evet tabii. Azizim, ne diyorum biliyor musun? Önümüzdeki cumhurbaşkanlığı yarışından sonra aile içinde bir nişan yapıverelim. Tabii, tabii yaparız. Görüşmeyeli ne çok oldu değil mi? Evet, tam 4 ay 22 gün. Ya, günleri saydın demek. Yoo, ne diye günleri sayayım? Tesadüfen aklımda kalmış işte. Niye bakıyorsun bana öyle? Elbisene bakıyorum. Sana çok yakışmış. Amcanı biraz bekletmişsin ama en güzelini seçmişsin. Aşk olsun, benden alay ediyorsun değil mi? Yok, katiyen. Samimi söylüyorum. Zaten o kadar güzelsin ki, ne giysen yakışır sana. Hah, işte şimdi de iltifat ediyorsun. Hayır, evet. Of, biz de neler konuşuyoruz. Halbuki sana söylemek istediğim çok daha önemli şeyler vardı. Ya, söyle öyleyse, neymiş o güzel şeyler? Sen yanımda yokken ne güzel sözler buluyorum. Sen yanıma gelince hepsi aklımdan uçuyor. O zaman sen de güzel sözleri mektupla yazarsın. İstanbul'da kaç gün kalacaksın? Bir hafta kadar. Yarın denize gidelim mi? Olur, gidelim. Ne kadar çabuk geçti değil mi Murat? Evet Jale, seni çok özleyeceğim. Ben de. Yarın kaçta kalkıyor uçağın? 4'te. Beni geçirmeye gelecek misin? Eğer istersen gelirim ama gelmemeyi tercih ederim. Ayrılık sahnelerini hiç sevmem. Hep içimden ağlamak gelir. Beni ağlarken görmeni istemiyorum. Neden? Hassasiyet bir genç kıza çok yakışır. Ne yapayım? Sulu gözlünün biriymiş de.
Hands on your lips together. Looks like it's a comfortable place. Hala tıraşın bitmedi mi? Bitiyor, az kaldı. Hadi sallan biraz be, geç kalıyoruz. Senin yüzünden kızları kaçıracağız. Merak etme, kaçırmayız. Merhaba takım. Merhaba. Niye geciktin sen? Kütüphanede bir kitap aradım da. Ne dedin? Şu zırıltıyı biraz kısarsan ne dediğimi anlarsın. Bu kadar gürültüye nasıl dayanıyorsunuz anlamıyorum. O bir kere gürültü değil müzik. Yani ruhun gıdası. Şu ruhunuzu biraz daha az gürültüyle besleyemez misiniz? Oğlum sen müzikten anlamıyorsan ben ne yapayım? Ne o? İkiniz de pek süslenmişsiniz. Nereye böyle? Diskotekte iki tane kızla buluşacağız. İstersen sen de gel. Sana da bir tane buluruz, tamam mı? Eksik olmayın ama gelemem. Ders çalışacağım. İmtihanlara 20 gün var. Tam adamını davet ediyorsun. O koltuğunun altında bu kadar kitap varken onları okumadan durabilir mi? Sonunda hafız olacak zaten. Evet, hafız olacağım. Var mı bir diyeceğiniz? Oğlum, dünyaya bir kere geliyoruz. Şu kitapları bir tarafa bırak da hayatını yaşa be, hayatını! Ben yaşadığım hayattan memnunum. Siz işinize bakın. Hadi oğlum, gidiyor muyuz, gitmiyor muyuz? Ha, tamam tamam, gidiyoruz. Hadi eyvallah, kitap kurdu. Dünyaya geldik. Güle güle, güle güle. İyi eğlenceler. Sen yanımda yokken ne güzel sözler buluyorum. Sen yanıma gelince hepsi aklımdan uçuyor. O zaman sen de o güzel sözleri bana mektupla yazarsın. Sevgili Jale. Bir tane. Büyük yarışı hiçbir ata bırakmaz, değil mi? O gücünü sizden alıyor. Aha. Başında siz olduktan sonra evvel Allah bırakmaz beyim. Şuna bak, ne maskaralıklar yapıyor. O da keyiflendi. Köftor neredeyse Hakan'la yarışa kalkacak. Çok iyi, çok güzel Aklay. Hele in de bir tur da ben atayım. Müthiş bir hayvan. Bu hayvan var oldukça bizim birincilik almamız çok zor. Evet, öyle gözüküyor. Ama ne şekilde olursa olsun bu büyük yarışı mutlaka kazanmalıyız. 500 bin liralık mükafatı Orhan Bey'e kaptırmak enayilik olur. Ne yapabiliriz ki? Her işin bir çaresi vardır Hasan. Eğer düşündüğüm şeyi tatbik edebilirsek hem Orhan Bey'in hem de Hakan'ın adını yarış sahalarından sileriz. Nedir beyim düşündüğün şey? Acele etme, anlatacağım. Hadi gidelim. Hı hı. Hoş geldiniz amcacığım. Hoş bulduk yavrum. Sabah kahvaltıda yoktunuz. Erken kalkıp şehre mi indiniz? Hayır kızım. Hasan'la şöyle bir dolaştık.
Sana bir şey söylemek, daha doğrusu danışmak istiyorum. Benim Yıldırım'ı buraya getirip, yarışa burada hazırlamayı düşünüyorum, ne dersin? Ne demek amcacığım, böyle şey sorulur mu? Burası benim olduğu kadar sizin de sayılır. Ya, babanın ölümünden sonra bu çiftliğin tek sahibi sensin. Ben sadece bir amca, bir vasi olarak sana yardımcı olmaya çalışıyorum. Bunlar ne biçim sözler amcacığım, atınızı istediğiniz zaman getirebilirsiniz. Yalnız, Hasan'la Seyis'in de burada kalmaları icap ediyor. Kalsınlar, ne olur? Çiftlikte yatacak yer mi yok? Nedir o elindeki mektup? Murat'tan geldi. Müsaade ederseniz çiftliğe gidip cevap yazacağım. Tabii, tabii yavrum. Dinle beni, Hasan, bu evliliğe mani olmamız lazım. Eğer Jale Orhan Bey'in oğluyla evlenirse, benim vesayetime ihtiyacı kalmaz. Bizim de çiftliği terk etmemiz gerekir. Bu işi sen halledeceksin. Nasıl? Anlatacağım. Hazır ol. Yarın sabah Ankara'ya gidiyorum. Birini mi aradın? Evet, geçen gelişimde Semra adında bir kadın çalışıyordu burada. Gene burada çalışıyor. Birazdan programa çıkacak, şarkı söyleyecek. Ya, şarkıcı mı oldu? Evet, 3-5 kuruş fazla alabilmek için programa da çıkıyor artık. Seninki geliyor. Hey geri gelip koca dünya gam yükümüzün. Söyle söyle fani dünya dert yükümüzün. Dünyamda han içinde yaşanan o gam içinde. Rüya gibi gelir geçer insan olur gam içinde. Dertli ağlar dertsiz ağlar dünya içinde. Sen nereden çıktın? Ne zaman geldin Ankara'ya? Bugün. İlk işim de seni aramak oldu. Bilirim, vefalısındır. Ne var ne yok? Bildiğin gibi, uğraşıp duruyoruz işte. Sen ne alemdesin, işler nasıl? Hiç de parlak değil. Ah, bu mevsimde iş olmaz zaten. Zar zor geçinip gidiyoruz. Sana güzel bir teklifim var. Ucunda para yoksa, kendini hiç yorma. Var, hem de çok. O zaman kabul ettim gitti. Anlat bakalım, can kulağıyla dinliyorum. Hı? Bu ne bu? İşin avansı. Oo, bu iş hoşuma gitmeye başladı. Hadi çıkar artık şu baklayı ağzından.
Nah, işte şu ortada yürüyen uzun boylu çocuk. Mah yavrum, pek de temiz bir yüzü var. Nasıl, becerebilecek misin? Evelallah! Oğlan sana sırılsıklama aşık olmalı. Bir kolaylık yapacağız elbette. Birini mi aradınız? Evet! Doktor Bülent Bey'i aramıştım ama... Bir yanlışlık olacak. Affedersiniz, yanlış katın kapısını çaldım galiba. Bu apartmanda doktor olduğunu sanmıyorum. Özür dilerim, sizi rahatsız ettim. Bir de yandaki apartmana bakayım. Ne oldu? Ayağım, ayağım burkuldu! Çok, çok acıyor! Basamıyorum, dayanamıyorum acıya! Buyurun, buyurun içeri! Oturun! Size ne çok zahmet verdim! Yok canım, ne zahmeti! Çok kibar bir gençsiniz! Bu iyiliğinizi hiç unutmayacağım! O kadar büyütmeyin! Benim yerimde kim olsa aynı şeyi yapardı! Şimdi nasıl? Aa, bırakmayın ne olur! Parmaklarınızın teması o kadar iyi geliyor ki! Pekala, devam edelim! Kızlar lojada şöyle bir el attım... Ne oluyor be? Apartmanda güzellik salonu mu açıldı? Hayır! Kapıda hanımefendinin ayağı burkuldu da... Sen de tedavi ediyorsun, hı? Çok teşekkür ederim, yoruldunuz! Ha, o yorulduysa ben devam edebilirim! Yoo, hayır, şimdi daha iyiyim! Ağrı iyice hafifledi! Yürüyebilirim herhalde! Evet, hemen geçti! Bunu size borçluyum! Ama bakın, daha adınızı bile bilmiyorum! Adım Murat efendim! Memnun oldum! Benimki de Semra! Benimki de Özkan! Murat bey, ben bir pavyonda çalışıyorum, bir akşam sizi beklerim! Murat! Herhalde böyle güzel bir hanımın davetini reddedecek değilsin! Tabii geliriz efendim! Hem de memnuniyetle! Hangi pavyonda çalışıyordunuz? Sibel pavyonu! Yarın gece size en önde bir masa ayıracağım! Geleceksiniz, değil mi? Aa, tabii tabii geliriz! Niye gelmeyelim, gideriz değil mi? Pekala! Madem o kadar ısrar ediyorsunuz... Allah'a ısmarladık! Güle güle! Sibel pavyonu ça 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 ça! Sibel pavyonu ça ça ça! Hem de bedava! Hem de bedava! Ça ça ça! Atsam atılmaz, satsam satılmaz. Bir sevgilim var, beni anlamaz. Atsam atılmaz, satsam satılmaz. Bir sevgilim var, beni anlamaz. Sevdim sebebi, gülmedi yüzüm. Başka bir...
aşkımı ondan nasıl gizlerim? Eğleniyorsunuz değil mi? Hem de nasıl! Sayenizde unutulmaz bir gece geçirmekteyiz. Ya sen Murat? Buyurun. Tabii tabii, çok eğleniyorum. Dans edelim. Buyurun. Canın sıkılmadı değil mi Murat? Burası biraz sıcak galiba. Gece hayatına meraklı olmadığım belli. Ya, belli oluyor demek. Nereden anladınız? Oo, ben anlarım. Biz de dans edelim mi? Ben pek beceremem ama. Gel, ben sana öğretirim. Yok, kaçmıyorum. Şu haline bak! Aramızdan bir taksi geçebilir. Eğer açık konuşursam bana kızar mısın? Neden kızayım? İçimde garip bir his, bir korku var. Korku mu? Evet! Belki güleceksin ama sana aşık olmaktan korkuyorum. Yok canım, daha neler! Ben çok erkek tanıdım ama sen başka türlüsün. Nasıl başka türlü? Ne bileyim, bir kadın bunu hisseder ama anlatamaz. Belki çok genç, belki biraz tecrübesizsin. Ama insana güven veren bir tipin var. Senden hoşlanıyorum. Artık otursak mı? Hayır! Ben çirkin bir kadın mıyım? Yo, estağfurullah! Bilakis çok güzel bir kadınsınız. Senden bir şey istesem yapar mısın? Eğer elimden gelen bir şeyse... Yarın benim doğum günüm. Öyle mi? Tebrik ederim. Yarın tebrik edersin. Doğum günümü seninle beraber geçirmek istiyorum. Bilmem ki, söz veremem. Akşama kadar mektepteyim. Akşamüstü buluşuruz. Akşam da ders çalışmam lazım. Anlaşıldı, benden hoşlanmadın. Yo, onu demek istemedim. Demek hoşlandın. Evet, tabii. O zaman sarıl bana. Bu kadar uzak dans edilmez. Ne geceydi be! Bundan sonra beni ararsanız her akşam Sibel Pavyon'dayım. Alpanda ça ça ça! Oğlum, her gece adamı davet etmezler. Pederin gönderdiği paraya güveniyorsan 4 gün sonra aç kalırsın. Sen bu hafıza dua et! Onun yaptığı masajlar sayesinde Semra ablamız bize 5 kuruş harcatmadı. Ya bırakın dalga geçmeyi! Oğlum, kadın sana tutuldu! Eğer şu mübarek kafanı kullanırsan sayende biz de yaşarız. Hadi saçmalamayın da giyinmeye bakın! Dersi kaçırmayalım! Şu dünyanın haline bak be! O balık gibi kadın, ben dururken kalktı da buna aşık oldu! Murat! Murat, gelsene! Merhaba! Merhaba! Seni almaya geldim. Beni almaya mı? Dün gece söz vermiştin ya bana, unuttun mu yoksa? Yok, unutmadım ama... Hadi be, gitsene! Hadi be! Hadi gel!
Öyle mesudum ki, bugün hayatımın en güzel günü. Onu benimle paylaştığın için sana teşekkür ederim Murat. Teşekküre lüzum yok ki. Bu benim için de çok güzel bir gün oldu. Hadi bizim eve gidelim. Geç olmadı mı? Olsun, sana bir kahve ikram etmek istiyorum. Hadi, sonra istersen gidersin, hadi. Gel. Nasıl, evimi beğendin mi? Evet, sevimli bir daire. Çok da güzel döşemişsin. Bak orada içkiler var, kendine bir şeyler al. Bak orada, ben şimdi gelirim. Murat! Gelsene buraya. İyi becerdin. Oğlan sudan çıkmış balığa döndü. Yaman kadınsın ve selam. Daha ne kadar devam edecek bu oyun? Kendimi çocuk dadısı gibi hissetmeye başladım. Ben sana haber veririm, merak etme. Aferin, iyi becerdin. Durumu gözümle gördün, eminsin değil mi? Tabii efendim, delikanlı kadından ayrılamaz hale geldi. Ona deli gibi aşık, her gece beraberler. Mükemmel! Jale, bir dakika gelir misin kızım? Seninle biraz konuşmak istiyorum. Sen gidebilirsin Hasan. Sana Murat'la ilgili tatsız bir haber vermek zorundayım. Ne olmuş Murat'a? Korkarım ki sana layık bir genç değil artık. Ne demek istediğinizi anlayamadım. Hasan bu sabah Ankara'dan geldi. Murat'ı uzaktan bir kolaçan etmesini söylemiştim. Evlenmeye hazırlandığım delikanlının bir metresi varmış. Hem de bir bar kadını. Hayır, inanmam böyle bir şeye. Pis bir dedikodu bu. Hasan onları gözüyle görmüş. Seni üzmek istemezdim ama istikbalin, saadetin söz konusu olunca gerçeği bilmen daha doğru olur diye düşündüm. Ben Murat'ı tanırım. Gözümle görmeden böyle şeye inanmam. İstersen birlikte Ankara'ya gideriz, gözünle görürsün. Efendim? Murat Bey'i aramıştık, evde mi acaba? Hayır, yok efendim.
Ama siz içeri buyurun. Hı? Siz Jale Hanım olacaksınız galiba. Evet. Murat nerede acaba? Bu saatte mektepte değildir herhalde. Tabii, mektepte değildir. Olamaz zaten, öyle değil mi ya? Biraz beklesek gelir mi dersiniz? Geleceğini hiç sanmıyorum. Bu akşam bir arkadaşıyla buluşacaktı da. Öyle mi? Kim acaba bu arkadaşı? Doğrusu ben de pek tanımıyorum. Herhalde gece geç gelir. Gidelim kız. Geldiğinizi öğrenince çok üzülecek. Sizi nerede bulabilir acaba? Biz onu buluruz. Hadi. Ne düşünüyorsun Jale? Kötü bir şey görmekten korkuyorum. Şayet öyle olacaksa Ankara'ya geldiğime pişman olacağım. Peki şimdi nereye gidiyoruz amcacığım? Murat'ı görmeye. Onu nerede bulabileceğimizi biliyorum. Şurada bir yerde hava kararmadan bir de yemek yiyelim. Bu manzaranın senin için ne kadar acı olduğunu biliyorum. Ama gerçeği öğrenmen lazım. İnanamıyorum. Murat nasıl bu hale gelir? Onunla konuşacağım. Hayır, dur, acele etme. Bakalım bu gece nasıl bitecek. Bekleyelim. Takip et. Artık İstanbul'a dönebiliriz. Hayır. Murat'ın evine gideceğiz. Onu bekleyip konuşacağım. Gidelim şoför efendi. Dur, yapma Murat. Sıkıldım vallahi. Demek aşkım seni sıkıyor. Hayır ama bu gece uyumak istiyorum. Çok yorgunum. Pekala. O zaman biz de yatar uyuruz. Hadi. Olmaz. Beraber uyuyamayız. Beni memnun etmek ister misin? Tabii. Ne istersen söyle yapayım. Bu akşam evine git. Ne olur. Hı? Beni kovuyor musun? Yok. Kovmak değil ama... Söyledim ya, çok yorgunum, uyumak istiyorum. Pekala, uyu o halde. Ben seni yarın ararım. Geldi. Hı? Kim geldi? Ne zaman geldi? Nasıl geldi? Nerede? Ha? Oo, Jale. Merhaba. Sen nereden çıktın böyle? Hoş geldiniz. İnsan geleceğini bildirmez mi? Eğer bilseydim, eve daha erken dönerdim. Haber verip de senin gece eğlencelerine mani olmak istemedim. Aşk olsun. Ne demek? Aa, eve geç geldim diye kızdın galiba. Arkadaşlarla buluşup biraz içki içtik. Yalan söylemene lüzum yok Murat. Her şeyi biliyorum. Her şeyi biliyor musun? Yani? O kadının evine girdiğini gözümle gördüm. Madem gördün, inkar edecek değilim. Ama vaziyet bildiğin gibi değil. Biz Semra'yla sadece arkadaşız. Sana her şeyi izah edeceğim. Yok, hayır. İstemez Murat. Bu konuşmayı daha fazla uzatmaya lüzum yok. Ben göreceğimi gördüm. Aramızda hiçbir şey kalmadı artık. Gidelim amca.
Hadi lord, tut! Ne Osman efendi, bir şey mi var, hayrola? Beyim, Jale hanım geldi. Çiftlikte sizi bekliyor. Mühim bir şey konuşacakmış. He, gidelim öyleyse. Merhaba! Hoş geldin kızım! Ne ol, sen ağlamışsın. Bir derdin mi var yoksa yavrum, ha? Çok, çok üzgünüm efendim. Anlatsana yavrum, ne oldu? Dün Ankara'daydım. Öyle mi? Yoksa Murat'la aranızda bir şey mi geçti? Artık aramızda hiçbir şey kalmadı ki. Hı? Neler söylüyorsun? Murat'ın bir sevgilisi var. Ha? Hem de bir bar kadını. Murat'ın sevgilisi mi var? Evet. İnanılır şey değil. Onları gözümle gördüm. Ah yavrum be! Kim bilir ne kadar üzülmüşsündür. Her gece onunla berabermiş. O kadın Murat'ı büyülemiş sanki. Bu geçici bir şeydir kızım, merak etme. Her şey düzelecek. Murat seni çok seviyor çünkü. Hayır, artık beni hiç sevmiyor. Zaten buraya kendim için değil, Murat için geldim. O kadın Murat'ı mahvedecek, ne olur kurtarın onu. Tabii, elimden geleni yapacağım. Vaziyeti anlamak için de yarın Ankara'ya gidiyorum. Gölgesinde mevsimler boyu oturduğumuz hep el ele vererek hayaller kurduğumuz kimi üzgün, kimi gün neşeyle dolduğumuz ağacın altını şimdi anıyor musun? O ağacın altını şimdi anıyor musun? O güzel günler için beyefendi sizle görüşmek istiyor. Buyurmaz mısınız? Hay hay! Masama şeref vermenizi rica edişimin iki sebebi var. Hı? Önce bu kadar tatlı bir ses ve böylesine tarifsiz bir güzelliğe sahip olduğunuz için sizi tebrik etmek istedim. Sonra da bu baş döndürücü güzelle tanışmazsam yazık olur diye düşündüm. Çok naziksiniz. Garson! Acaba size ne ikram edebilirim? Siz buyurun. Arzu ederseniz. Önce şuradaki şampanyayı aç yavrum. Bence bu Mesut beraberliği birkaç şişe şampanya ile kutlasak daha yerinde olur. Hem de birkaç şişe şampanya. Yoksa sarhoş olmaktan mı korkuyorsunuz? Hayır! Sizi iflas ettirmekten korkuyorum. Yok canım! O hususta hiç endişeniz olmasın. Hem çok zenginim, hem de çok cömertimdir. Bir Avrupa şampanyası da aynı markadan olsun. Başlayın. Şampanya beni hiç sarhoş etmez. İçtikçe neşelenir, bol bol gülerim. Buna sevindim. İçki neşe verdiği zaman güzeldir. Gülmek de güzel bir kadına çok yakışır. Bütün kadınlara böyle iltifat eder misiniz? Sadece iltifata layık olanlara. Buralarda sizi hiç görmedim. İstanbul'da oturuyorum da ondan. Ankara'ya işlerim için geldim. Sizin anlayacağınız bu koca şehirde hiç kimsesi olmayan yapayalnız bir insanım. Bu dostluğunuzun benim için ne kadar büyük bir değeri var, bir bilseniz. Cana yakın bir insansınız. Sizinle dostluk etmek benim de hoşuma gidecek. Acaba Ankara'da geçireceğim şu birkaç gün bana arkadaşlık etmenizi istesem çok mu ileri gitmiş olurum? Sizi sıkmamaya çalışırım. Yok, sizden sıkılacağımı hiç sanmıyorum. O halde dostluğumuzun şerefine.
bana bak! Adama tutuldun mu yoksa? Vallahi tutulabilirim şekerim! Ben böyle yakışıklı, böyle olgun erkek görmedim! Öyle de tatlı konuşuyor ki! Epey de zengin galiba! Evet, çok parası var! Yarın buluşup bütün gün gezeceğiz! Bekar mı? Bekarmış! Peki öteki ne olacak? Mektepli sevgilin ne diyecek bu işe? Aman! Ondan sıkıldım artık! Eğer yarın beni ararsa, bir şeyler uydurup atlatıverin! Bugün onunla buluşacaktık da, bir saat bekledim gelmedi. Nerede acaba? Bu sabah İstanbul'dan bir akrabası geldi Murat, onunla buluşacaktı. Öyle mi? Hı hı! Ne zaman döner dersiniz? Vallahi şekerim, hiç bilmiyorum. Peki, ben onu gene ararım. Güle güle! Öyle bakıyorsunuz! Seni bir tablo gibi seyrediyorum! O kadar güzelsin ki! Böyle konuşmaya devam ederseniz, sonunda güzel olduğuma beni de inandıracaksınız! Sana bir şey soracağım! Çalışmadığın zamanlar vaktini nasıl geçirirsin? Mesela şu anda beraber olmasaydık ne yapacaktın? Bilmem! Herhalde evde olurdum! Zaten benim çok sakin bir hayatım vardır! Öyle pek eğlenceye meraklı değilimdir. Fazla arkadaşım da yoktur. Mesela genç bir sevgili falan? Oh, yok canım! Ben öyle her davet eden erkekle dolaşmam. Zaten aşık olacağım bir erkeğe de rastlamadım. Peki, aşık olacağın erkek nasıl olmalı? Onun size benzemesini isterdim. Sahi mi? Bu beni çok sevindirdi. Demek senin gibi bir kadının ilgisini çekebiliyorum. Belki inanmayacaksınız ama, sizinle beraberken başka bir alemde yaşıyor gibiyim. Bu kadar candan bir itirafa nasıl inanmam? Dostluğumuzun çok uzun sürmesini isterim. Bu benden çok sizin elinizde. Daha iyi. İki saniye farklı ama gene de düşük sayılır. Hayvanın hiç keyfi yok. Merhaba Osman Efendi. Merhaba beyim. Nasıl bakalım durum? Çalıştırıyoruz ama nafile beyim. Orhan Bey gideli hayvana bir hal oldu. Ya, neden? Orhan Bey'e garip bir bağlılığı var. Onu görmeyince yemden bile kesiliyor. Hadi, bir tur daha at da derecesine bakalım. Yoo, artık koşmasın beyim, yoruldu. Amma yaptın ha! Hakan bu, kolay kolay yorulur mu? Hadi koştur şunu! Beyim, çok terli, yazık olacak! Bir şey olmaz, korkma! Deminki derecesi neydi? 2 dakika 35 saniye. Hadi fırla! Bas! Bu tura bakalım! Bu sefer daha düşük. 2 dakika 41 saniye. Sevgili atım benim,
Derdimi bir sen anlıyorsun. Senden başka kimseyle dertleşemiyorum ki zaten. Neden yaptı Murat bunu? Kendisini nasıl sevdiğimi biliyordum. Çok uğraşıyorum ama onu bir türlü unutamıyorum. Orhan Bey'in dediği olacak mı acaba? Murat o kadından kurtulacak mı? Ne dersin? Allah'ım! Ne olur Murat gene beni sevsin. O zaman dünyalar benim olur. Merhaba evlat! Babacığım, hoş geldiniz! Ne o, çok şaşırdın! Şaşırdım tabii! Sizi hiç beklemiyordum ki! Ama çok iyi ettiniz! Ankara'da bazı işlerim vardı, sonra seni de çok özlemiştim! Ben de çok özledim! Anlat bakalım, görmeyeli nasılsın? Nasıl olacağım, bildiğiniz gibi! Evden mektebe, mektepten eve! Bu ara hiç mektup da yazmadın! Haklısınız, derslerden pek vakit bulamıyorum. Saatin nasıl? Seni biraz yorgun gördüm. Bana bak! Yoksa gece hayatına mı başladın? Sanki gece hiç uyumamış gibisin. Ben mi? Hayır, gayet iyi uyudum. Eğlenmek hakkın tabii. Buna kızmam. Yeter ki ölçüyü kaçırma. Atacağın yanlış bir adım hem sıhhatine hem de istikbaline mal olur sonra. Bu sözlere ne lüzum var babacığım? Bilmem. Jale'ye mi yazıyordun bunu? Evet. Sonra vazgeçmişsin ama. Evet, vazgeçtim. Neden? Aranızda bir şey mi var? Yok. Canım bu sabah mektup yazmak istemedi. Ankara'da çok kalacak mısın baba? Bilmiyorum, işlerime bağlı. Sen bu sabah mektebe gitmiyor musun? Hayır, zaten pek mühim bir ders yok. Biraz fazla yorgunum. Anlıyorum. Çok güzel! Size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Teşekküre lüzum yok. Senin şu sevincini görmek benim için kâfi. Kadınlar garip mahluklardır. Bazen küçücük bir hediye onları mutlu etmeye yeter. Hele o hediye sevdikleri insandan gelirse. Ne dedin? Sevdikleri insan dedin? Yani... Evet Orhan. Tanışalı çok az oldu ama galiba ben sana tutuldum. Böyle şeyler söyleme, inanırım sonra. İnanmaman için bir sebep mi var? Neden gülüyorsun? Senin gibi bir kadının bana aşık olacağı aklıma gelmezdi. Neden? Benim kalbim yok mu? Var tabii. Ama o kadar güzelsin ki... onu benden evvel daha genç... daha yakışıklı birine kaptırmış olman lazım. Hayır, kimseye aşık değilim. Aşık olmasan da daha önce beraber olduğun... dostluk ettiğin daha genç biri yok mu? Hayır, yok. Emin misin? Tabii eminim! Hayatımda senden başka hiç kimse yok. Pekala! İnandım öyleyse. Merhaba! Semra yok mu? Bu akşam çalışmıyor, izinli. Peki, nerede olabilir? Ha,
Hani işte o akrabası gelmişti ya, onunla beraberdir herhalde. Nereden çıktı bu adam ya? Kim bu akraba kızım? Vallahi ben de iyi bilmiyorum. Amcasıymış galiba. Onun yüzünden Semra'yı kaç gündür göremiyorum. Evde midir acaba? Bilmem ama zannetmiyorum. Peki, ben bir de eve bakayım. Biraz ileride dur. Senin ne işin var burada? Seni görmeye geldim. Bu saatte mi? Ne yapalım? Kaç gündür yoksun ortada. Dur bir dakika. Ne istiyorsun? Konuşalım biraz. Ne konuşacağız? Uykum var. Kaç gündür neredesin? Kimdi o akraba? Bana baksana, sana hesap vermek zorunda değilim. Çekil önümden. Hayır, beni böyle bırakamazsın. Ne yapmamı istiyorsun yani? Ben çocuk dadısı değilim! O lafı geri al! Defol! Bir daha da karşıma çıkma, anladın mı? Artık seni görmek istemiyorum! Gidelim! Hakan'ın durumu nasıl Osman Efendi? Kötü! Orhan Bey gideli hayvan ne yem yiyor ne de koşuyor. Bilmem sonu ne olacak. Belki de hastadır. Bak Tufan Bey Baytar Enver Bey'i gönderdi. Onu bir görsün. Sağ olsun Tufan Bey. Görmesine görsün ama ilacın kâr edeceğini sanmam. Onun derdini biliyorum ben. Orhan Bey dönmezse bu hayvan iflah olmaz. Dur canım, hemen öyle ümitsizliğe kapılma. Gelin şu hayvanı bir görelim. Tamam, gidebilirsiniz. Üzme kendini Apap, yakında iyileşir, tabii bir şey kalmaz tabii. Seyis haklı. Hayvanda moral kalmamış. Yarışta ne yapar, sen ondan haber ver. Merak etme canım. O bizim elimizde. Bir gün önce küçük bir iğne yaparım, değil koşmak yürüyemez bile. Yeter ki yarış gününe kadar sahibi gelmesin. Anlaşıldı. Ben gene Ankara'ya yollanmalıyım. Ne yapar eder, Orhan Bey orada tutmanın bir yolunu bulurum. Hadi, Tufan Bey'e haber vermeye gidelim. Gidelim. Ankara'ya seni o kadının elinden kurtarmak için gelmiştim. Geldiğimden beri de ikinizi takip ediyorum. Dün gece o kadının sana göre olmadığını anlamışsındır herhalde, ha? Dün gece mi? Dün gece olanları nereden biliyorsun? Biliyorum. Şu anda çok acı çekiyor, bütün dünyanın yıkıldığını zannediyorsun ama geçer, çabuk unutursun. O şırfıntının elinden kurtulduğuna göre artık ben İstanbul'a dönebilirim. Semra bir şırfıntı değildir baba. Bir şırfıntıdır, hem de en adisinden! Onun hakkında böyle konuşamazsın, ben Semra'yı seviyorum. Dün gece sana ettiği hakaretlerden sonra da mı? Dün gece haklıydı o, çok sarhoştum. Kendime hakim olamadım, tokatladım onu. Gerekirse ayaklarına kapanıp kendimi affettireceğim. Sonra da onunla evleneceğim. Ne? Çıldırdın mı sen? Baba, eğer Semra'dan bahsederken daha saygılı olmazsan, dinlemem seni. Öyle mi? Pekala. Akşama kadar sabret o halde. Madem ayrılmak istiyorsun, sana mani olmam tabii. Fakat inan ki seni çok arayacağız. Bilirim, seversin beni. Peki, ne yapmayı düşünüyorsun?
Yepyeni bir hayata başlayacağım. Bu işte bir erkek parmağı var galiba. Evet, iyi bildin. Hem de dünyanın en yakışıklı erkeği. Onu deliler gibi seviyorum. Ne diyelim? Hakkımda hayırlısı olsun. Eğer fikrini değiştirirsen unutma, burası sana her zaman açıktır. Eksik olma, ama fikrimi değiştirecek değilim. Hoşça kal Hasan abi. Sana bir havadisim var. Daha doğrusu bir hediyem var. Benim de sana bir hediyem var. Müsaade et de önce ben vereyim. Aç bakalım, beğenecek misin? Yo, şimdi açmak istemiyorum. Neden? Beğeneceğime öylesine eminim ki. Çünkü bir kadına en güzel hediyeyi ancak sen verebilirsin. Öbürlere hediye vermezler miydi? Öbürleri mi? Kimler? Şaka yaptım canım. Seni bir türlü anlamıyorum. Bazen çok müşriksin, bazen de öyle kırıcı oluyorsun ki. Hemen suratını asma, çirkinleşiyorsun. Sen de bir daha beni kırmayacağına söz ver ama. Sana bir hediyem var demiştim ya, o nedir biliyor musun? Nedir? Artık barda çalışmıyorum. İşi bıraktın mı? Evet, yalnız sana ait olabilmek için yaptım bunu. Gece yarılarına kadar başka erkekler için şarkı söylemek, oturup onlarla zoraki içki içmek yok artık. Yalnız sen varsın. Memnun olmadın mı? Tabii, çok memnun oldum. Hayır, yapma! Işık istemiyorum. Neden? Gecenin esrarlı karanlığı o kadar güzel ki. Yanıma gel! Tarifsiz bir mutluluk içindeyim. Anın gelmesini nasıl bekledim bilemezsin. Ben de her şeyi bu an için yaptım. Niçin yaktın ışığı? Artık oyun bitti de ondan. Gel! Gel de evlenmek istediğin kadının halini gör! Onu nereden tanıyorsun? Oğlum o benim! Demek beni hiçbir zaman sevmedin. Demek her şey bir oyundu. Evet. Bu çocuğun senin nasıl bir kadın olduğunu anlaması lazımdı. İşte gözlerinle gördün. Ücretini ödeyen her erkek onu alıp bir otel odasına getirebiliyor. Allah'ım, ne korkunç, ne iğrenç bir oyun! Bunu yapmamalıydın Orhan, yapmamalıydın! Onu bu hale getirmeye hakkın yoktu! Nefret ediyorum senden! Kendine gel, serseri bırak beni! Nefret ediyorum senden, anladın mı? Nefret ediyorum! İleride her şeyi senin iyiliğin için yaptığımı anlayacaksın oğlum. Merhaba delikanlı! Kolay gelsin beyler! Hoş geldin! Hoş geldin bey! Vay lordum benim! Özledin değil mi beni ha? Ben de seni özledim ha! Beyim! Tanrı'ya şükür, demek sonunda döndün! Döndük Osman efendi, ne haber, ne alemdesiniz? Hakan nasıl? Allah'a şükür, biz iyiyiz ya! Hakan'ın halini sorma! Nesi var? Sen gideli hayvanın canı kalmadı! Dünyasına küstü bir çare! Gel de gör halini!
Sen var yavrum, ne oldu sana böyle? Ne oldu ha? Geldim yavrum, geldim artık. Bir daha seni hiç yalnız bırakmayacağım, hiç! Çalışma yaptınız mı? Yaptık ama nafile. Koşmak istemiyor ki. Bana kalırsa onu büyük yarışa sokmakla yazık ederiz. Çok zorlanır. Hele bir kaybederse hepten yıkılır. Ya. Yarışa girecek o. Onun moralini asıl yarışı kazanmak düzeltecek. Ankara'ya gidip seni ihmal ettim yavrum. Ama inan ki boşuna olmadı. Dur Hakan. Merak etme yavrum, sen gene şampiyonsun. Bundan sonra her gün beraber çalışacağız. Göreceksin bak, kısa zamanda gene eski Hakan olacaksın. Sen şampiyonsun Hakan, şampiyonsun sen. Doldur şunu. Ama Semra... Of, gene nasihata başlama sevim. Yeter ama, bu kadar içecek ne var? Neden içmeyeyim? Ha, neden? Kendini harap ediyorsun, yazık değil mi? Harap olsam ne olacak? Yaşamaktan bıktım zaten. Doldur şunu, hadi. Semra, yeter artık dedim. Merak etme Hasan abi, hepsinin parasını bir ödeyeceğim. Doldur ulan şunu. Güzel. Çok güzel. Çok güzel beyim, çok güzel. Bakıyorum yüzün gülüyor Osman efendi. Memnun musun? Tabii beyim, sana kavuşunca hem benim hem de köftehorun keyfi yerine geldi. Biraz dinlensin, bir tur daha atacağız. Tabii. Jale değil mi bu gelen? Geldi, iyi oldu, ben de onu arayacaktım. Dolaştır sen hayvanı. Jale? Döndüğünüzü duydum, bir hatır sorayım dedim. Ben senin kim sormak için geldiğini bilirim. Hadi buralarda durma, çiftlikteki havuzun başında senin aradığın. Hadi! Murat! İstiyorsun gene? Baştan çıkarılacak bir delikanlı daha mı var yoksa? Artık ben bu işlerde yokum oğlum! Ankara'ya gelmiştim de, hem sana bir hatır sorayım, hem de o işten kalan borcumuzu verelim dedik. İstemez! Yoo, senin hakkın bu para! Bize çok şey kazandırdın! Hele oğlanın babasını oyalaman patronu çok sevin. Artık o at iflah olmaz! Hangi at? Şu işi bir açık anlat bakalım. Anlatacak bir şey yok. Adamı burada öyle güzel oyaladın ki... İstanbul'da bütün işleri ters yüz oldu. Artık kolay kolay kendini toparlayıp bizim patronla boy ölçüşemez. Yani... ben bilmeden Orhan Bey'e kötülük mü ettim? İşte! Ona biraz kötülük, bize de epey iyilik ettin. Artık patron ona soluk aldırmaz. Hadi al paranı. İstemez dedim ya! Gitsene artık başından sen! Ne oluyor sana yahu? Şuna bak, para veriyoruz da almıyor. Canın isterse ne yapalım yani? Hadi eyvallah! Gene ne istiyor bu leş kargası? Sevim, bu adamlar Orhan'ı mahvetmek için bir plan kuruyorlar. Buna biraz da ben sebep oldum. Thank you.
gittikçe açılıyor. Kötü. Müsibet gittikçe açılıyor. Böyle giderse yarışta onunla baş edemeyiz. Merak etme. Bir çaresine bakacağız elbet. Bu işi bu akşam bitirmek lazım. Merhaba. Oh, merhaba, buyurun. Hakan'ın dereceleri nasıl? Gittikçe düzeliyor. Eğer sıkı çalışırsak büyük yarışı alır sanırım. Buna çok sevindim. Gerçi biz rakip sayılırız ama... gene de Hakan gibi eşsiz bir atın yarış kazanması beni sevindirir. Bu akşam çiftlikte misiniz? Evet, birazdan gidiyoruz. Şale ile sizi ziyarete gelmeyi düşünüyorduk da. Tabii, çok memnun oluruz. Bakın bakın, 4 saniye daha kazandı beyim. Ha? Deme, yaşa! Müthiş bir yarıştı azizim. Ya. Hmm. Benim Yıldırım o zaman şöhretli bir hayvan değil tabii. Kimse tanımıyor. Yarışta o devrin favori atları, Güllü, Barbaros gibi hayvanlar da var. Doğrusu, ben bile Yıldırım'dan pek ümitli değildim. Fakat azizim starttan bir fırladı, nasıl gidiyor? Nasıl gidiyor? Allah! Rüzgar, rüzgar! Gel Osman Efendi. Bak bu hikayeyi sen de dinle. Ne diyordum? Ha, starttan çıkar çıkmaz müthiş bir atak yaptı. Herkes şaşkın tabii. Benim de içimde bir ümit belirmeye başladı. Kendi kendime ister misin Yıldırım yarışı vursun dedim. Yıldırım'ı ben hazırlamıştım. Biliyordum durumunu. Bir dakika. Rica ederim. Ne var? Söyleyin ona defolup gitsin. Kendisiyle konuşacak hiçbir şeyim yok. Emredersin. Evet, Yıldırım bütün favorilerini tek tek geride bırakmaya başlamaz mı? Tabii, kürbünler inliyor. Benim de heyecandan sesim çıkmaz olmuş. Ondan sonra... Fakat çok mühim, Orhan Bey'le mutlaka konuşmam lazım. Kusura bakmayın, beyefendi rahatsız edilmek istemiyor. Belki de benim aradığımı anlamadı. Adımı söylediniz mi ona? Evet, konuşacak bir şey yok dedi. Artık yarışın sonuna 200-250 metre kalmış. Bizim Yıldırım önünde giden son atı, yani Barbaros'u da geçmek üzere. Ben neredeyse heyecandan bayılacağım. Yıldırım aldı mı yarışı? Hı hı, evet, aldı. Hem de bir boy farkla. İşte ondan sonra meşhur oldu. Hey! Semra, senin ne işin var burada? Ben de sana aynı şeyi soracaktım. Ne yapıyorsunuz böyle gizli gizli? Sen bu işe karışma! Hadi, hemen uzaklaş buradan! Niyetinizi anlamadan bir yere gitme! Şşt! Yavaş, bağırma! Sesimi duyarlar diye korkuyorsun, değil mi? Kötü bir niyetiniz olduğunu anlamıştım zaten. Ama buna mani olacağım. Sen bela mısın be? Gitsene başımdan! Hey, nereye? Keşke haber vereceğim. Eğer bir adım daha atarsan ateş ederim. Hadi be! Nerede sende o yürek? Aa!
geldiler, Hakan için geldiler muhakkak. Çabuk Ahara, hadi! Söyle! Söyle köpek, kim? Kim gönderdi seni buraya? Konuş! Vurma, vurma ne olur! Benim suçum yok! Sadece Tufan Bey'in emrini yerine getirdim ben! Tufan Bey mi? Yaralısın sen! Hayır! Bırak! Kaldırma, kaldırma beni! Çok acıyor böyle! Böyle kollarının arasında daha iyiyim! Affetmeni isteyeceğim. Ben o meseleyi unuttum bile. Orhan, ben seni sahiden çok sevmiştim. Biliyor musun? Ya sen de beni biraz olsun sevmiş miydin? Hı hı. Çok kötü bir yalancısın sen. Düştü artık! Bu yaptıklarının hesabını mahkemede vereceksin! Allah!
Aslanım benim! Koçum, koçum! Yavrum! Tebrikler abi! Sağ ol! Gene kazandı beyim! Tebrikler efendim! Sağ ol! Tebrikler efendim! Bakanı kimse geçemez beyim! Tebrikler efendim! Sağ ol!